fotoğraf nereden karıştı buraya? Bunu benim odamda getir onu. Çeviri var. Ha, tamam. Çevirip koyuver. Oy. Tamam. Benim odada bir boş çerçeve olacak. Ay, geldiler. Ha, tamam. Hoş geldiniz. Ay. Girsin annem. Canım, Bahar annem. Güzel, çiçek annem. Hoş bulduk. Hadi geç. Ben şunları yukarı kaldırayım. Tamam. Oh, olmaz filan abla, olmaz. Hayır, sen alma, götürüyoruz. Çalış. Hadi. Ben odama yerleştim. Al o zaman. Hadi yerleştim. Yukayın. Ay toparlıyoruz şeyleri ya. Bu ne ayol burada çersini hadi. Döndürmüşsün onu çekelim. Sen bunu. Bant vardı orada, koli bantı. Anne. Ay bu ne? Sus. Bir şey yok. Bilmediğiniz bir şey değil. Ay çeviriyorum. Tamam hadi. Çevir. Duvara baksın. Duvara baksın. Valla yemek hazır, her şey hazır. Ben gidiyorum. Abin yardım etsin sana. Tamam, çok açım, ben gidiyorum. Tamam anneciğim, sen hadi git, her şey hazır zaten. Yani Umay daha çocuk. Evet, ama ben çocuk değilim tabii. Ben de size bir özür borçluyum, yani Rengin sana bir özür borcum var. O gün söylediklerimden ve yani koyduğum mesafeden dolayı inşallah yanlış anlamamışsındır. Yok, yanlış anlaşılmadı. Siz o gün gayet nettiniz. Ben bu son olanlardan dolayı biraz şaşkınım da üstüne böyle bir torunum olduğunu öğrenmek beni birazcık şey yaptı, yani şaşırttı. Ben de böyle öğrenmenizi istemezdim ama işte Timur saklamamız gerektiğini söyledi. Timur hata etmiş her zamanki gibi. Anne. Canım. Ben çıkıyorum. Tamam bir tanem. Dikkat ediyorsun eline, parmak. Tamam. 2-3 saate gelirim. Tamam. Hadi bay bay. Çok tatlı bir kız. Çok güzel yetiştirmişsin Parla'yı. Torunlarım bana her zaman neşe ve mutluluk getirdiler. Eminim Parla da öyle olacak. İyi de Nevra Hanım, en son Parla'yı torunumuz olarak kabul etmeyeceğiniz evet, bana. Evet dedim ya. Yani çok şaşkındım. Ben bir şey rica edeceğim Rengin senden. Acaba bana bu konuda destek olur musun? Yapabileceğim bir şeyse buyurun. Ben torunum Parla'yı tanımak istiyorum. Onun da beni tanımasını istiyorum. Ben Parla'ya babaannelik yapmak istiyorum. Kusura bakmayın, toparlayayım size yenisini yapayım. Şey önemli değil, içimi sen doldur kahve. Dalgınlığıma geldi benim de. Kusura bakma, ben lafa tuttum. Siz içeri geçin, buyurun oturun, ben burayı bir toparlayayım size yenisini yapayım, olur mu? Daha rahat konuşuruz hem. Olur, bir karşılık kahve evet, içmeniz evet. Güzel olur. Ben geçiyorum oraya doğru. Kızım. Canım. Ya sen niye girişti bu işlere tek başına? Yorma kendini, yaparız ya, beraber. Yoracak bir şey yok. Ben kafamı dağıtıyorum ya. Ama ben 2 dakika hallederdim ya. Tamam, yaparız beraber. Şunun içinde ne varmış bir baksana. Tamam. Hadi gel. Oturduğumuz yerden yaparız işte. Katlayalım hadi. Kafam dağılıyor anne. Haklısın yavrum, haklısın kızım. Neymiş? Ha, koy bakayım. Hadi bakalım. Ben de katlayayım şöyle. Bak daha etiketleri üstünde ha, hiç giymemiş. Son şeyi yeni almıştı onu da şeyden. Ay çocukların bebeklik kıyafetleri saklamışsın. Ay şuna bak Bahar. Ay kurban olayım. Anne şuna bak. Ay Zuras'ın içine giriyordu. Evet. Bana bir şey olursa. Bahar, o nasıl laf? O nasıl laf Bahar? Ne olacakmış sana? Bana bak, akşam tamam. Ağlat hayır getirmez. Tamam. Sil bakayım gözün yaşını. Tamam, sil. Tamam. İyi olacak her şey. Tamam, hadi, tabii. Çocuklar da gelir zaten şimdi, tamam. Kokuları bile iyi olacak. İyi olacak diyelim, iyi olsun.
Tamam. Hı. Gelirler şimdi neredeyse zaten, değil mi? Aziz Uras hastanede de. Umay nerede kaldı? Umay yürüyüşe çıktı. Öfkesine iyi geliyormuş. Oy, kız Bahar. Bu ne bu? Ha? Bunun yarısı nerede? Öyle mi giyiyor bunu? İşte öyle belleri açık dolaşıyorlar. Ah be Bahar. Çocuklar da perişan oldu be kızım. Ama geçecek annem. Geçecek kuzum. Zamana ihtiyaç var. Evet. Az sabret. Evet. Geçecek. Geçecek annem. Geçecek. 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 Sabır. İşte bu sefer ben donör olacağım, ben donör olacağım diye tutturdu. Ama sen güvenemiyorsun. Güvenemiyorum tabii ki Çağlacığım. Nasıl güveneyim? Geçen sefer yarı yolda bıraktı beni. Nasıl güveneyim? Yılmayacağız bebeğim, yılmayacağız. Biz bir çaresini bulacağız ya. Miden mi okuyorduk? Midem çok kötü. Gerçekten inşallah. Çene. Tamam dur, kapat, kapatıyorum canım. Aziz bir dakika dur. Timur, ne yapıyorsun? Yuvalarda kuşlar eşeş, şu bağrımda sönmez ateş. Sanki söndü birden güneş. Terk edildim, terk edildim. Yalnız akan sular gibi, tozlu taşlı yollar gibi, kara yaslı dullar gibi terk edildim, terk edildim. Elim kolum bağlı kaldım, açılmadan çıktı falım. Çıkmaz sokak dört bir yanım, terk edildim, terk edildim. Yosun tutmuş taşlar gibi, boynu bükük kuşlar gibi, affolmayan suçlar gibi, terk edildim, terk edildim. Suya hasret toprak gibi, dalda solan yaprak gibi, sözü bitmiş dudak gibi, terk edildim, terk edildim, terk edildim. Kaderime. Timur. Timur ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya şu şarkıyı kesmediysem bir saz arkadaşlarına, bir de Ertem Eğilmez'e saygımdan. Ben size söyledim o yüzden bu şarkı. Çünkü Ertem Eğilmez'i sevdiğini biliyorum. Timur. Fidan bir Türk kahvesi yap. Tamam. Timur abine. Kötü mü şey yaptık acaba? Arkadaşlara da bir su ver. Kimse bizi alkışlamak. Kötü mü söyledi? Miden okumadı. Gelir misin içeri? Tamam gelin. Timur bur. Timur ne yapıyorsun? Timur. İçeri geliyorum. Timur ne yapıyorsun? Gelin ya. Arkadaşların elinde sazlar var. Geleceğim. Yani, baba. Geleceğim. Baba. Kendine gel. Yok yok. Oğlum. Tamam üzülme sen. Anne gerçekten tamam. Ben çıldıracağım. Tamam sen sakin ol. Sakin ol sen. Su falan gel. Veriver arkadaşlara. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Rezil Rüsva. Yahut mu? Bravo mu? Bravo. Hiçbirinizi alkışlamadınız beni ama bravo şarkı diyelim. Söyledim. Ha? Bravo mu diyelim sana? Bravo deyin Gülçek anne. Ver elini öpeyim Gülçek anne. Ne olur elini öpeyim. Ya balik istemiyorum. Ne uzaktan. Olur ben elini öpeceğim. Ver elini ben öpeyim istemiyorum. Gülçek anne. Elini şimdi ver yapma. Ne yapıyorsun? Anne. Öpsün anne. Tamam, ver elini anne. Tamam, öpüversin. Al, öp. Öptür. Al, bak koy başına koy. Al, canım. Şeylere bak. Öp be. Aşkına gelirim.
Allah'ım ya Rabbim ya. Ay, sen otur şuraya. Tamam, sen de şuraya otur. Tamam ben otururum. Otur bir yerlere oturayım. Su verin şuna bir şey. Kahve getir, kahvesi geldi. Hadi. Beni neden kimse alkışlamadı? Ben o kadar şarkı söyledim. Beni kimse alkışlamadı. Beni neden alkışlamadı? Ben kötü mü söylüyorum şarkıyı? Oğlum sen de şarkıyı... Bak ben bir şarkı bile söyleyemiyorum oğlum. Sen bari güzel söyle şarkıları. Ay Allah'ım ya Rabbim. Babana benzeme olur mu? Beni alkışlar mısınız? Hayatım, neredesin sen şekerim ya? Her yerde seni aradım, ne yaptın ya? Niye bu telefonlarıma cevap vermiyorsun? Ne oldu anne ya? Ya arabaya müşteri buldum. Ya bizim derneğin şeyi vardı işte, dernekten bir kadın Muhalla. Onun kocası galeri işine girmiş. Bizim arabayı da alacak, onlar için de iyi oluyormuş böyle şeyler. Kolaylıkla sağlayacak. Yarın hemen götürür satarız arabayı. Oh. Hangi araba? Timurcuğum, hani sen dedin ya arabamı satarım ben. Ha dedim ama arabam yok ki benim. Ne demek araban yok? Kalmadı. Nasıl kalmadı? Çünkü benim kızım onu bilmediğim bir nesneyle parçaladı böyle. Ne diyorsun sen Timur ya? Böyle vurarak. Bana bak, sinirimi bozma, şakanın sırası değil. Sarhoş musun sen? Timur, yapma, böyle şaka olmaz, böyle bir şaka olamaz. Şaka komik mi sadece? Hayır, bilmen gereken bir konu yok. Şu an Bahar'ın sağlığı söz konusu. Ya neden bahsediyorsunuz? Ya ne diyorsunuz ya? Bahar, sana donör buldum. Ben zaten bulundum. Taze donör buldum. Kim? Ben. Nasıl sen? Ben, evet. Nasıl sen? Evet, ciğerlerimiz uyumlu çıktı. Bir dakika, ben seve bir dakika, vereceğim. Bir dakika, bir dakika. Nasıl? Orada dur artık, orada dur bak. Bahar'ın ne bir donöre ne bir ciğere ihtiyacı var. Onun kocası da var, donörü de var, ciğeri de var. Gördük, gördük Timur Hocam. İlk seferinde gördük. Güvenmiyoruz tabii ki. Ben Bahar için her şeyi yapmaya hazırım. Ben değiştim. Ha, öyle mi? O zaman burada değil, hastanede olurdunuz. Değil mi? Benim sabrımı zorlamayın Timur Hayır, Hocam. Hayır, sabrınızı zorlasam ne olacak acaba? Yani... Hastanede yarım kalan işimize devam etmek istiyorsunuz. Buyurun. Tamam. Ne yapacağız? Dövüşecek miyiz yine? Hastanede bıraktığımız işi tamamlayacağız. Ne yapacağız yani? Vurun hadi, başlatın o zaman. Hayır, siz başlatın. Hayır, siz başlatın. Madem kendi toprağınızda... Ben size diyorum bu... Bahar! 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 Ne? Bahar! Ne? Yeter ya! Yeter! Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bunun kararını bile bana bırakmıyorsunuz. De, istemiyorum. Gidin yiyin birbirinizi ya. Ha beni mi düşünüyorsunuz yani? Şu halinize bakın, istemiyorum. İkinizin ciğerini de istemiyorum. Gidin kedilere verin. Bahar seçecek. Neyi? Karaciğeri mi? Evet. O seçsin bakalım. Hadi kimin ciğerini istiyor? Ali olduğunu öğrenince seçecek mi? Göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Hay hay. Bay bay. Bay bay. Nedra Hanım? Rengin, ben yine haber vermeden böyle davetsiz geldim ama müsait değilsen gidebilirim. Müsaitim, buyurun lütfen, buyurun. Anlayışın için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Hoş geldiniz. Balkona doğru geçin isterseniz. Olur, olur. Ne içersiniz? Yine kahve rica edeceğim. Şekersiz. Güzel. Evet, lütfen. Tamam. Keyfinize bakın. Parla yok mu? Nasıl oldu? Parla gayet iyi. Yani biraz nefes almak istedi, dışarı çıktı o yüzden. Çok sevindim iyi olmasına. Nevra Hanım, asıl siz nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız diye sormak ne güzel bir şey. Aslında pek iyi değilim. Başımızda bir sürü dertler var. Ne gibi? Bahar tekrar hastalandı. Nakil için tekrar ameliyat olmak zorunda. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Ben de üzgünüm. Tek onunla da bitmiyor dertler. Bir de benim sebep olduğum başka bir şey daha var. Nasıl içinden çıkacağım bilmiyorum. O kadar çaresizim ki. Rahat olun lütfen. Anlatın, dinlerim ben sizi. Bu kadar... Aslında aldatılmadım. Ben dolandırıldım. Galiba evimiz elimizden gidecek, öyle görünüyor. Tamam. Daha fazla lütfen üzmeyin kendinizi. Yani illaki her şeyin bir çaresi, bir çözümü vardır.
Ben işte o yüzden buradayım aslında. Çok da utanıyorum. Yani bunu nasıl soracağım bilmiyorum. Utanılacak bir şey yok. Ben size dinlerim. Buyurun. Acaba borç verebilir misin? Yani geri ödemeli tabii ki. Timur da beni de biliyorsun. Tabii. Yani Rengin, bu iyiliğini karşısız bırakmayacağım inan. Tabii ki yani öyledir de ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz peki? Ah, ipoteğin %15'ini vermemiz yeterliymiş. 6 milyon civarında. İnan Rengin, zor durumda kalmasam istemezdim. Ve dediğim gibi bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağım. Timur'dan ne istediğini anlıyorum. Bir kadın olarak da sana hak veriyorum. Siz bana hak mı veriyorsunuz? Evet. Özellikle Timur'un bu konuda akıllı davranması gerekiyor. Çünkü maalesef hastanede duyuldu her şey. Senin bu çirkin yakıştırmalardan kurtulman için Timur'la evlenmen şart. Nasıl yani? Siz bunu gerçekten istiyor musunuz? Bahar'la Timur'un evliliği çoktan bitti. Senin de dediğin gibi o yuva çoktan dağıldı. Bu saatten sonra bizim için doğru olan neyse onu yapmamız gerekiyor. Bakın Evra Hanım, benim tek düşündüğüm bir şey var. O da Parla. Ben kızımın daha fazla yıpranmasını, daha fazla kendini değersiz hissetmesini istemiyorum. O kadar haklısın ki canım. Timur'u bana bırak, ben onunla konuşurum. Bahar hastalığı bir atlatsın. Sonra yapacaklarımız belli. Tabii. Bir şey itiraf edeceğim. Ben başından beri hep seni gelinim olarak hayal etmiştim. Nevran, çok tatlısınız. Ya, borç konusuna gelecek olursak da yani onu borç gibi düşünmeyin. Elimden ne geliyorsa yaparım. Son zamanlarda en mutlu olduğum an diyebilirim. Tadını çıkarın o zaman. Çocuklarımız için yapayım, izin ver. Hadi. Bak, lütfen. Tek şartım bu, boşanmak için. Yaşamanı istiyorum. Timur. Alıyor musun ciğerimi? Hadi Kurban Bayramı öncesi, ver elini. Alıyor musun ciğerimi? Alıyorum. Alıyorum. Koşamıyormuş. Ya Timur. Tamam. Şaka yaptım. Ciğerimi al yeter. Timur. Özür dilerim. Timur. Anne. Anne. Baba. Çocuklar, anneniz kabul etti ameliyat olmayı. Hadi be. Evet. Var. Anne. Umay, bu haberin etkisiyle hiçbir yeri kırıp dökme, tamam mı? Anneciğim. Tamam, sus. Anne. Ay, çok sevindim. Allah'ım bize bağışla. Hadi hep beraber, hadi sarıl masa. Timur, hadi sen de gel. Tamam. At bir söz oğlum. Ay, iyice oyun salonuna döndü. Bahar, Evren Hoca bazı tetikler istedi. Ha, tamam, geliyorum. Şöyle sen de kalksam. Ayakkabı terliklerim geldiydi anne. Geleceğim, gel. Şekerim, siz masayı şey yapın. Hadi. Tabii hocam. Hı. Evet. Doğru düzgün getir şunu. Doğru. Tamam şey. Ya, ona gerek var mıydı? Ha. Hadi, olsun. Tamam, olsun. Tamam, dikkat et. Tamam, tansiyonu bir şey. Şükürler olsun. Haydi bakalım. Güzel gözlerim. Sonra çağlar, sonra şey yaparsın. Evet. Ay, tamam, pardon. Ay, ayağından şekerim, geçti. Şekerim, hadi şekerim. Ayağını geç. Doruk, ayağından geçti. Ben de bir tuvalete gideyim. Pardon hocam. Özürledin mi ağacım? Tamam. Ay çok sıkıştım, çok. Timur.
Müsait misin? Ah tatlım. Ah canım ya. Ben son zamanlarda seni çok üzdüm. Ama bak ben ev işini hallettim. Sen sadece sağlığına odaklan, olur mu? Neyi hallettin anne? Şey, ipoteği. Nasıl? Bir aile dostumuzdan borç aldım. Anne yine kimden borç aldın ya? Lütfen sinirlenme, bak bağırma, bağırma. Rica ediyorum. Şimdi şeye gireceksin, kendini böyle şeylerle üzme. Anne olur. Kimden aldın borç? Yabancı değil, renginden aldım. Anne sana inanamıyorum ya. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Nasıl yaparsın bunu ya? Ben de sana inanamıyorum. Sen nasıl yaparsın? Sen nasıl? Ya Evren seni nasıl ameliyat edersen unuttun mu? O bizim azılı düşmanımız, farkında değil misin? Ya seni ameliyat masasında bırakırsam anne da... iyice saçmaladın artık ya. Konuyu değiştirme, sen nasıl renginden borç alırsın ya? Konuyu değiştirme, sen de konuyu değiştirme. Asıl haklı olduğunu biliyorsun. Timur, lütfen. Haklı olduğunu biliyorsun. Nereye? Şimdi mi? Bir an önce ameliyata gireyim de narkozlanayım istiyorum anne. Bıktım ay, artık. Ay dinlemiyor. Ay dinlemiyor beni. Sen yine ameliyat ol ama Evren yapmasın diyorum. Anlatamıyorum. Ya. Tamam, tamam, tamam. Hazırım anne. Hazır mısın? Hazırım, giydim, hazırım. Ha. Giydim. Ha, hadi gel canım. Tamam. İyi. İyiyim, iyiyim. Canım hadi benim. Uzanacaksın mı? Ne yapacaksın? Yok yok, oturayım. Oturacağım. Ya. Oturacağım. Oturacağım. Kim geldi? Evet. Doktor geldi. Doktor. Hazır mıyız? Varım. Hazırız doktor bey. Doktor bey. Şımartmayın ya şimdi. Umay'da haber verdi. Taksi arıyormuş. Gelir birazdan. Tamam. Tamam. Tamam, ben uyanana kadar hepiniz birbirinize göz kulak olacaksınız. Merak etme. Hadi dinlen. Ne kadar kalmış acaba? Ararız şimdi. Tamam. Tamam. Merhaba. Ayhan Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Bahar'cığım, başar mısın? Evet. Evet. Bir de ameliyat güzel geçsin. İnşallah iyi geçecek. İnşallah. Ondan sonrası 9-8'lik. Ya. Sevdim bunu. 9-8. Değil mi? Yani bir Bahar'ı hak ettim. Hem de kimseye borçlu olmadan. Evet. İyi misiniz siz? Çok iyiyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.